Issız adada kalmanın altın kurallarından bir tanesi, yerleşip barınağınızı yaptıktan sonra hakim en yakın tepeye tırmanıp, mümkünse en yüksek tepeye tırmanıp etrafı kontrol etmeniz arkadaşlar. Uzaktan geçen gemi yollarını ve size en yakın kara parçalarını bu şekilde analiz edebilirsiniz. Bu ada için geç konuşacak olursak, şimdi şu arkamdaki kayalığa tırmanacağım. Eğer orası, oradaki görüş yeterli olmazsa arkamda gördüğünüz tepenin üzerine tırmanmaya çalışacağım bugün içerisinde. Birazcık su ihtiyacımı giderdim. Akşam fazla su, yeteri kadar su birikmiş. Şimdi yukarı doğru tırmanıyorum. O bir gidip bakacağım etrafta neler varmış. Arkadaşlar, adada hakim tepelerden bir tanesine çıktım. Buraya çıktığım iyi oldu. Çok geniş panoramik bir görüş açısı var. Bütün adanın etrafını görebiliyorum. Sadece karşıdaki tepelerin arkası gözükmüyor. En azından bölgeye en yakın olan yerleri analiz etmiş oldum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın, benim sol tarafımda gemilerin geçiş noktası var. Eğer gerçekten burada hayatta kalmak zorunda kalmış olsaydım, onlar benim kurtuluşum olacaktı. Arka taraftaki anakarayı zaten dün göstermiştim size. Eğer böyle bir ıssız adada hayatta kalma mücadelesine girmek zorunda kalırsanız arkadaşlar, öncelikle barınağınızı kurup durumu analiz ettikten sonra hakim tepeye çıkmanız gerekiyor. Etrafınızda ne olduğunu görebilmeniz için. Dolayısıyla ben bunu bugün yaptım. Biraz geç oldu. Aslında bunu dün de yapabilirdim. Ama susuzluk çok daha kötüydü. Bugün bir aksilik çıkmazsa öğleden sonra tepeye tırmanacağım. Kalenin oraya tırmanacağım. Oradan görmek istiyorum bir de etrafı. Şimdi kamp alanına doğru ineceğim. Hava çok ısınmaya başladı. Ben de terlemeye başladım. Arkadaşlar, tırmanış yaparken dikkat edilmesi gereken altın bir kural, hem tırmanış yaparken hem inerken 3 nokta kuralı arkadaşlar. Sürekli zemine 3 noktanızın temas ettiğinden emin olmanız gerekiyor. Yani iki elinizle tutuyorsanız bir tane ayağınızın sürekli temas etmesi gerekiyor. Önce ayaklarınızı yerleştirin, sonra bir elinizle tutunun. Ondan sonra diğer elinizle gitmek istediğiniz tarafa tutunun. 4 nokta temas ettikten sonra ayağınızı kaldırıp o tarafa doğru yaklaştırın veya tam tersi şekilde. Bu tırmanışlarda altın kuraldır. En güvenli tırmanış yöntemi bu. Bunu da yeri gelmişken belirteyim, çünkü gördüğünüz gibi şey çok sert. Coğrafya çok sert burada. Bu kuralı dikkat ederseniz hayatta kalırsınız, aklınızda olsun. Aşağı doğru devam. Aşağı yukarı bütün sistemimizi tamamladık. Şöyle göstereyim. Şurada su kuyumuz. Su birikmeye başlayacak şimdi. Karşı tarafta bugünlük odunlarımız, arka tarafta çadırımız. Her şey birbirine çok yakın. Çok fazla ayrılmak istemiyorum. Çok fazla dağılmak istemiyorum buradan. Her şey çünkü burada elimin altında. Büyük bir ihtimalle bu akşam da burada kalacağım. Hava güzel gibi gözüküyor ama görüyorsunuz ben şıpır şıpır terledim. Çok fazla su kaybediyorum. Bir önce su içmem lazım. Bu akşamı da burada geçireceğim. Biraz daha pasif bir gün olacak. Yarın da adanın arka tarafına gitmeye çalışacağım ama
Bakalım işte durum neleri gösterecek. Odunları kesmem gerekiyor, istiflemem gerekiyor geceliğin elimin altında olması için. Bir de avlanmak var tabii bugün. Bakalım hepsini bir güne nasıl sığdıracağız. Çok yoğun bir gün olacak arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar 3. günün sonuna gelmeye başladık. Bugün size ilk gün bahsettiğim şu ilk yardım setinin içerisinde neler var onu göstermek istiyorum. Ben çantamızdan çıkartalım onu. Arkadaşlar bu benim acil durum ilk yardım çantam. Her kampa gittiğimde, her maceraya çıktığımda bunu çantamın bir köşesine koyuyorum. Burada birçok ihtiyacımı karşılayacak olan şeyler var. Ama esas bu kutuyla beraber size anlatmak istediğim çok daha farklı bir konu var. O yüzden bunu gösterme ihtiyacı hissediyorum. Böyle açalım, ben kabaca içindekileri çıkartacağım. Onları söyleyeceğim size. Üçgen sargı bezi. Steril gazlı kompres. Yara bantları. Yanık ve bakım kremleri bunlar. Alkollü mendiller. İlay'ın göndermiş olduğu plaster, bant, sargı bezleri, çeşitli haplar, dediğim gibi kremler vesaire. Bunların detayına fazla girmiyorum. Bu gördüğünüz termal battaniye yaklaşık 4 metrekare kadar açtığınız zaman çok ince bir yapıya sahip. Sizi sıcak tutmaya yarıyor. İşin açıkçası acil durumlarda veya yaralıyı sıcak tutmaya yarıyor. Aynı zamanda bunu kesip sinyal vermek için de kullanabilirsiniz. İçerisinde çok ince bir çelik folyo var. Bu çelik folyo 2 tane naylon folyo arasında preslenmiş sağlam bir malzeme. Bu olmazsa olmazlardan arkadaşlar, sürekli yanınızda bulunması gerekiyor. Şimdi esas değinmek istediğim konu böcek sokmaları ve anafilaksik şok, yani alerjik şok kabaca. Bunlar görmüş olduğunuz bu ampuller 1 mililitrelik adrenalin ampulleri arkadaşlar. Anafilaksik şok geçiren kişiye müdahale etmekte faydalı olabilecek tek ilaç. Daha doğrusu acil müdahale etmek gerektiğinde işe yarayacak tek ilaç. Anafilaksik şokun ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız yukarıdaki linkten anafilaksik şokun ne olduğunu kabaca anlatıyorum. Arkadaşlar ben bunu bilgilendirme amacıyla gösteriyorum bunları. Eğer bu konuda, yani alerjik reaksiyon konusunda ve müdahale konusunda bir bilginiz yoksa kesinlikle böyle şeylere yönelmeyin. Herhangi bir şeye alerjik bir reaksiyon geliştirdiğim zaman ve bu ölümcül olabiliyor, genellikle ölümcül oluyor, birkaç saat içerisinde öldürüyor. Ampulü kırıp içindeki adrenalini enjektöre çekip büyük kas grubuna direkt saplayarak enjekte etmek gerekiyor. Çok ileri durumlarda, yani çok ileri alerjik reaksiyonlarda, eğer alerjik reaksiyon geçiren kişi
boğazı şişmiş, kapanmış, kalp atışları yavaşlamış, solunumu durmuşsa direkt kalbe saplamak gerekiyor bunu. Tabii kalbe saplamak için bunun onda birini, kalbe sapladığımız zaman bunun onda birini kullanmamız gerekiyor. Çünkü çok fazla var bunun içinde. Aksi durumda alerjik reaksiyon isteyen arkadaşlar enjektöre çekip büyük kas gruplarından direkt kas içine enjekte etmeleri gerekiyor. Anafilaksik tabloyu çok iyi takip gözlemlemek gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Kullanabilmek için ben çok ciddi eğitimler aldım. Dolayısıyla ben anafilaksik şokun ne olduğunu biliyorum. İnsan bünyesine nasıl reaksiyona girdiğini biliyorum ve o şekilde kullanıyorum ben bunu. Ekstra bilgilendirme olarak söyledim. Çünkü alerji reaksiyon çok kısa bir süre içerisinde canınıza mal olabilir. Ben sürekli ister tek çıktığım maceralarda, istersem grup aktivitelerinde sürekli yanımda bisiklet olsun, dağ olsun, yürüyüş olsun sürekli yanımda bulunduruyorum bunu. Aklınızda bulunsun sizin de. Anafilaksi şokunun ne olduğunu iyi inceleyip düzgün eğitimler alırsanız siz de yanınızdan eksik etmezsiniz zaten bunu. Ayrıca burada bildiğiniz gibi burada çok fazla şey olduğunu söylemiştim size. Yılan, akrep veya yaban sokan hayvanlar, arı da olabilir. Onlar için avil, ampul, enjektörle kullanacaksak bunun kullanımı da adrenalin kullanımı kadar tehlikeli arkadaşlar. Ancak bunu birazcık kozmetik olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani arı soktuğu zaman bunu kırıp arının soktuğu yerin üzerine dökebilirsiniz veya akrep soktuğu zaman. Direkt bir parça yiyeceğin üzerine döküp yiyebilirsiniz. Ya da direkt enjektöre çekip kas içinde kullanabilirsiniz. Sokmalara karşı reaksiyonunuz varsa veya güçlü bir hayvan soktuysa bunu da kullanmaktan çekememek gerekiyor. Bunlar benim adada, bu ikisi işin açıkçası can simitlerim. Bunlar olmadan dışarı çıkmam imkansızdı benim. Zaten çıkmadım, yanıma aldım. Arkadaşlar, bir ilk yardım seti hakkında söyleyeceğim şeyler bu kadar. Aklınıza takılan bir şey olursa aşağıdan yazın. Hava kararmak üzere çünkü ben de tekrar barınağıma gideceğim. Halletmem gereken işler vardı. Sormak istediğiniz bir şey olursa aşağıdan sorun. Ben bildiğiniz gibi herkese cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Bunları kaldıracağız şimdi. Ayrıca görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada ayakkabıma biraz pansuman yapmak zorunda kaldım. Çünkü ada şartlarında ayakkabım dayanmadı. Parçalanmaya başladı ayakkabı. Hem tuzlu su, hem kum, hem kayalardan inip çıkarken. Diğer ayakkabımı onardım. Bunu da size nasıl onardığımı göstermek istiyorum. Plaster bant, kumaş bir bant arkadaşlar. Çok kuvvetli bir yapışkanı var. Dolayısıyla ayakkabınızı veya ekipmanınızı, parçalanan ekipmanınızı bunlarla onarmanız çok doğru olur. Kolay kolay zarar görmez ve uzunca bir süre yapıştırdığınız malzemenin üzerinden çıkmayacaktır. Ben bunu neden yapıyorum? Kozmetik nedenlerden ziyade ayakkabının içerisine çok fazla, özellikle dağda taşta çöp giriyor, diken girebiliyor, taş girebiliyor, kum giriyor ve bu da uzun vadede sizi rahatsız ediyor. Şuraya da yapıştıralım. Bu maceranın sonuna kadar bu bantlar idare edecektir arkadaşlar. Kolay kolay açılma yapmaz tekrar burada. Açılsa da bolca bantım var. Tekrar bantlayarak ayakkabılarımı kullanılabilir hale getirebilirim. Özellikle arazide yürürken ayakkabının içerisinde sürekli kum kaçması veya diken kaçması çok rahatsız edici olabiliyor. Sırtınızda yük varken de eğilip kalkıp sürekli içini boşaltamıyorsunuz. Dolayısıyla size ayakkabıyı onarmayı da gösterdim. Bunun yerine daha farklı onarma yöntemleri de var esasında. Şöyle bir şey yapabilirdik. İpimizin içerisinden ayıkladığımız lifleri çıkartıp uzun parçalar halinde buraya bir parça tahta, plastik veya herhangi bir şey koyup o iple de sıkıca sararak bu ayakkabıyı tekrar kullanılabilir hale getirirdik. Ama bu
En sağlamı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yapıştığı zaman çıkmıyor. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yaparsak bir gün sonu yaparız.